Bir markete gidince bir araba almadan önce seçimlerimizi nasıl yapıyoruz? Bunları etkileyen bilinç dışı unsurlar nelerdir? Şimdi iki tip düşünce biçiminden bahsedebiliriz biz burada. Bunlardan bir tanesi işte o en başında tartıştığımız rasyonelite olgusu. Yani araba gibi bir şeyi alırken ki karar alma mekanizmalarımız rasyonele çok yakın. Yani özelliklerini, bütçeyi vesaireyi koyuyoruz. Şunu istiyorum, elektrikli olsun, şu yakıt tüketiminde, şu fiyatı geçmesin, cip olsun, şu kadar kişilik olsun gibi ölçekler koyabiliyoruz. Tabii ki burada consumerism, işte o geçen gün lüks araba markalarından bir tanesi DNA'ya benzeten, geçen gün dediğim birkaç yıl önce çıkan bir reklamında DNA ile özdeşleştirdiği, yani reklamın mesajı bunu alan kişi zengin olmuşsa bunun DNA'sı iyidir. Dolayısıyla bu güzel bir eş seçimi olabilir. Ama tabii onu öyle bir ince veriyor ki yani tam görünmüyor ama net olarak mesajı o. Böyle şeylerden etkilendiğimiz şüphesiz. O consumerism işte sanatta vesaire tekrar tekrar işte bir tüketim makinesine dönüştük vesaire, onlara hiç girmek istemiyorum. Onlar artık bir klişeye dönüştü. Yani oranın en ilginç kısmı en fazla tüketim makinesine dönüşen, yani yemeği marketten alabileceğini zanneden veya her Allah'ın günü günde 5 saatini telefonda geçiren bir varlığın beyni ve varoluşu nasıl transforme olur? Dünyaya bakış ve varoluş kısmı nasıl değişir? Heidegger ve teknoloji makalesi ünlü ve onun çevresinde dönen tartışmalar. Yani dolayısıyla ya, kısmen bu Heidegger, yani fenomenolojik felsefeye, oradan bir adım öteye giden yapısal felsefeye bağlı işte Foucault'lar, Deleuze'ler, Gattaca'lar, bunların sosyalist oluşuna şaşırmamalı. Yani çünkü Marx'ın yabancılaşmasına çok benziyor bu. Dolayısıyla yani belli bir süreden sonra tükettiğimiz şeylere yabancılaşırsak, bunun en iyi örneklerinden bir tanesi 8-10 yaşında bir çocuğa bazen ailede hassas davranmışsa etin nereden geldiğini sorduğunuz zaman tam olarak onu o çizgi filmlerde gördüğü kuzularla özdeşleştirmediğini görebiliyoruz. Et markette olan bir şey, kuzularsa çizgi filmlerde olan bir şey. Dolayısıyla fenomenolojik olarak yaşam böyle bir yer. Yani o yüzden yani işte o eye trackingler, işte reklamlar, pazarlama iyi yapıldığı zaman çok derin bir mesele. Reklamcılık da öyle. Ama markete girdiğimiz zaman onun daha ötesinde bir şey dönüyor. Yani kuzular, etler ve yaşam ve yaşamın merkezi, yaşamı yeniden ürettiğimiz şey tüketimimiz ve bu tüketimin dizaynı, petrolle bunu çok fazla üretebilmeliyiz ve dolayısıyla çok fazla tüketebilme olanağına sahip olmamız, bunun yarattığı etkileri umursamamız falan. Bunlar da ayrı bir yönü. Ama karar alma kısmına geldiğimiz zaman karar alma kısmını en azından çok net bir şekilde pazarlama ve reklam faaliyetleriyle etkilendiğini biliyoruz. O reklam faaliyetleri de bir markete gittiğimiz zaman veya bir arabayı alacağımız zaman, bu reklam faaliyetlerinin de en başarılı olanları, şunlar şurada şu kadar işte ucuz, diğerine göre daha iyi gibi olan şeyler değil. Veya bunu alırsanız işte aşırı iyi olur, başarılı olur, sağlıklı olur veya yakışıklı, güzel olursunuz gibi bir katmanda değil. Gerçek reklam ve pazarlamanın döndüğü yer işte benim derslerde de sıklıkla tartıştığım bu Deleuze'yen body without organs, organsız bedenler meselesi.
İyi, büyük, tamamen pazarlamaya parasını harcayan, çok büyük reklam bütçeleri olan firmalara baktığımız zaman onların hiç böyle biz çok iyiyiz, şuyuz, buyuz, burada bunu satıyoruz falan dediğini görmeyiz. Yani. Onlar böyle bir şey gösterir size, bir an. Ve o anı gördüğünüz zaman şöyle düşünürsünüz, şöyle düşünmezsiniz, öyle hissedersiniz. Evet, bu anı ben biliyorum. Böyle küçük bir özdeşleşme. Yaşamların birbirine dokunması ama dokunduğun şey yaşayan bir varlık değil. Dokunduğun şey bir araba, bir ayakkabı falan markası. Ayakkabı da değil, ayakkabının hiçbir önemi yok. Göstermiyor bile onu. Onun markasının yarattığı dünya. O dünya benim, o dünya burada. Sen onun içindesin, benim içimde yaşıyorsun gibi bir şey. Söylüyor. Dolayısıyla markete gittiğimiz zaman markette bütün markalar olmasa da orada bazı yaşayan varlıklar var. O yaşayan varlıklara gidip dokunup seni seviyorum, sen de benim gibisin falan gibi hissediyoruz. Kompleks ve karmaşık durumlar olduğunu söyleyebiliriz orada. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Peki karşımızdakine nasıl ve ne kadar güveniriz başlangıçta? Bu güven unsuru toplumdan topluma değişen bir özellik midir? Bu konudaki ilk çalışmayı Burke 1994 makalesinde yaptı. Ve bir güven deneyi oynattı. Ve o güven deneyinde insanlara, hiç tanımadığımız insanlara en azından bu parasal alışverişte orada oynatılan bir parayla oynatılan bir oyun sonucu şunu göstermiş oldu ki ortalama bir güvenle yaklaşıyoruz. Yani insanlar güvenilmez veya bir daha görmeyeceğim bir kişi mutlaka beni kazıklar falan gibi bir yaklaşımda değil ama ortadan bir yerden, yani güvenilebilir de güvenilemez de falan gibi bir şekilde yaklaşıyoruz. Güven oyununda cebimizde onun detaylarına girmeyeceğim ama o 10 liralık bir parayla başladığımız oyunda o paranın 5 lirasını riske atıp o kişiye güvenebiliyoruz. Ortalamadan bahsediyorum. Dolayısıyla en azından iktisat biliminin rasyonel insanın dediği gibi sıfır güven ve maksimum alarm durumu gerçekleşmiyor. Zaten bunu bir çeşit iç seziyle de anlayabiliriz. Yani öyle yaklaşırsak bütün dünyaya, dünya yaşanmaz bir yer haline gelir. Dolayısıyla güvenmemiz gerekiyor. Güvendiğimiz zaman da bazen ayak kırıklıkları oluşması gerekiyor. Bunu şimdi artık ekonomik sözleşmelerden çıkartalım. Bunu her şeye uygulayalım. Yani dostlarımıza da güvenmemiz gerekiyor. Sevgilimize de güvenmemiz gerekiyor. Bu güvenin oluşabildiği yerlerde de tabii ki doğal olarak ayak kırıklıkları da oluşuyor. Dolayısıyla güven olgusunun en azından ilk etaptaki bulguları bu şekilde. Ama bir adım daha alta inersek, işte Polzak, Ernst Fehr gibi ETH Zürich'ten bazı başka iktisatçılar, bu tarz bir güveni oksitosin gibi bazı işte nöropeptitlerle falan bağlantılı oldular. Yani o oksitosin seviyesi arttıkça güven artıyor. Peki oksitosin nedir? Niye artar? Dediğimiz zaman ya orada da işte cuddling hormon meselesi çıktı. Yani işte temasla artar, sevmeyle artar, bakmayla artar, konuşmayla artar, sarılmayla artar. Doğum yapınca suni doğum sancısıdır aynı zamanda. Doğum yapınca artar, çocuk emzirince artar ve o da bir temas.
Dolayısıyla bu sefer böyle bir olgu ortaya çıkınca, yani yine bu sefer acaba bu manipüle edilebilir meselesi çıktı ortaya. Yani işte hep onu söylüyorum gülerek, işte Amazon'da işte oksitosin parfümleri falan ortaya çıktı. Yani ilk önce bu parfümler karşı partnerinizi hedefliyordu, sana güvenmesini sağlamak için. Sonra herhalde soruyu genişlettiler, dediler ki yani bunu burundan koklayınca herkes olduğuna göre sen de karşıya daha fazla güveneceksin. Ama dediler ki yani bunun bir partnership'le bir alakası yok. Daha fazla güvenen bir insan olarak daha sosyal olmanıza yol açar. Sosyallik parfümü falan gibi bir şeyler dedi. Bunlar tabii insanoğlunun hoş, küçük nüansları. Doğrudur, değildir. Bunları zaman gösterecek. Yani o parfümler, o şeyler işe yarıyordur, yaramıyordur. Yani 1890'ların gazetelerine baktığımız zaman işte astım ilacı olarak sigara ilanları gördüm ben gözümle. Yani astımınız varsa neden bir sigara yakıp ciğerlerinizi bir ferahlatmıyorsunuz dünyasından geçtiğimiz için. Veya ne bileyim Victoria çağında işte arsenikli pudraların moda olması gibi, günümüzde de kim bilir neler neler vardır. Bu parfüm de onlardan bir tanesi olabilir ama sonuçta en azından o deney defalarca tekrarlandı. Bilimin klasik özelliklerinden biri olarak tekrarlayarak test etme özelliğinden geçti. Evet, oksitosin ve güvenme arasında bir bağlantı var. Ve insanlara sıfır güvenle başlamıyoruz ilişkilere. Ortalama bir güvenle başlıyoruz. Ve kişiliğimiz, geçmişimiz ve bugünümüz o güvenin daha ne kadar yukarıya çıkabileceğini, tabii ki karşıdaki kişiyle ve bu bağlantılı olarak, ama daha ne kadar yukarıya çıkabileceğini de belirliyor kişiden kişiye. Değişiyor bu güven meselesi. Yanıtınız için çok teşekkür ederiz hocam. Diğer merak ettiğimiz bir soruya geçmek istiyorum. İnsanların dini görüşlerindeki rasyonelleşme nasıl gerçekleşti ve nereden temel almıştır? Ve son olarak şunu soracaktım. İlk olarak mutlak dogmatik tanrı inancındaki kırılma ne zaman yaşandı? Yani en azından bu soruya bütün büyük filozoflar istisnasız aynı cevabı verdiği için rahatlıkla Sokrates, Platon diyebilirim. Çünkü orada en azından o dönemin işte o 12 tanrılı ve altındaki o küçük tanrıcıklarla birlikte daha fazla var ama 12 büyük tanrı, üstte titanlar vesairenin olduğu dinine meydan okudu bu kişiler. Diyorsunuz Sokrates'in idam edilmiş nedenlerinden bir tanesi vatan hainliği, diğeri dinsizlik, diğeri de gençleri zehirlemek. Yani bugün gelse buraya rahatlıkla yeniden idam edilebilir bu suçlamalarla. Burada işte şey yaptı, bu kırılma şuradan gerçekleşti. Yani o insan aklı dediğimiz şeyin soru sorma biçimi dinin içerisine giriyor. Yani diyelim ki şöyle bir soru sorsak işte Russell paradoksu sorusu, bir paradoksa ilgili bir şey sorsak ve desek ki işte Tanrı kaldıramayacağı ağırlıkta bir taş yaratabilir mi? Desek mesela, bu aklın getirdiği bir soru biçimi. Şimdi Tanrı'yı hem her şeyi yapabilir mutlak, biraz önce bahsettiğimiz gibi. Hem de her şeyi yaratabilir. Yani yine o absolute, mutlak güçteki bir Tanrı'dan bahsediyorsak, böyle bir şeyin olamayacağını basit bir soruyla gösteriyor, en azından düşündürüyor. Bir diğer önemli soru, hemen Sokrates ve Platon'un sorgulama biçiminin devamı olarak Epikür'den geliyor. Ve Epikür diyor ki,
Tanrı bir kere dünyada çok kötü olaylar oluyor. Yani mesela işte çocuklar ölüyor, durduk yere hastalanıp vesaire, büyük acılar var falan. Tanrı, acaba elinden gelen en iyi dünya bu muydu? Yani bunu bu şekilde yarattı. Seçenek bir bu. Elinden gelenin en iyisi bayağı bir yetersiz. İkincisi, elinden gelen buydu ama acılarımızı umursamadı. O zaman kötü. Üçüncüsü de yok. Üçünden birini seçmek lazım. Ya güçsüz, ya kötü, ya yok diyor. Buna benzer, mesela bu soru yani zaten o 12 tanrılı eski Yunan dinini ve Roma dinini çok kısa sürede dizilerin üzerine çökertmiştir. Ta Akinalı Thomas'a kadar da Hristiyan felsefecilerine kabusu olmuş bir soru. Çünkü St. Peter vesaire bir sürü bunların hepsine baktığımız zaman bu soruyu cevaplayabilecek akıllı bir tanrı dizaynına geçmeye başlıyorlar. Yani insan akıllandıkça tanrısı da akıllanıyor. Milattan önce 1000'deki tek tanrılı dinde yani Yahudilikte insanların üzerine ateş yağdıran, dünyaya inip gıcık olduğu için birileriyle güreşen ve en yakın görebileceğiniz formatı yanan bir çalıdan öteye gitmeyen irrasyonel, çılgın tanrı yerini işte sevgi dolu, barış dolu bir tanrıya bırakıyor. İşin daha da ilginci, İslam'a gelindiği zaman, çok tanrılı kısımlara girmiyorum, oradan da alınabilir ama İslam'a gelindiği zaman ise tam bir pür bilim adamı, yani böyle el-alim, yani sonuçta namaz kılın diyorsa aynı zamanda işte dizlere de iyi geldiğini biliyor falan gibi. Bir oruç tutun diyorsa mideye iyi geliyordur mutlaka yani. Oruç tutun, mideniz kanser olacak ama umursamıyorum, tutun böyle istiyorum diyen bir tanrı değil. Her şeyi birbiriyle örtüşen, böyle kafamızda arka tarafta bir taraftan da laboratuvarda çalışan gibi bir tanrı formatı gelişiyor. Şimdi bu tanrı formatının ayakta durması mümkün değil. Yani çünkü her Allah'ın günü bilim onu yanıltır. Yani bugün öyle der, öbür gün bilim der ki hayır o öyle değilmiş. Yani dolayısıyla burada gittikçe zorlaşmaya başlıyor o mutlak tanrının ve bilim adamı tanrının işi. Bu sorundan İslam felsefecileri işte şey yaparak kaçmaya çalışıyor. İşte Mutezile de vesaire de falan. Diyorlar ki ya bu din bütün sorulara cevap veremiyor. Çünkü İslam geliyor işte sonuçta sünnet, Kur'an belli bir soru miktarını cevaplayabiliyor. Şunu cevaplayamıyor. Biz öbür dünyaya gittiğimiz zaman orada bedenimiz gerçekten fiilen canlanacak mı yoksa ruhumuzla mı gideceğiz? Sorusunun cevabı yok. Buna benzer binlerce sorunun cevabı yok. Tanrı'yı göreceğiz. Görecekken gözümüzle mi göreceğiz? Böyle bir çeşit algı şeklinde mi göreceğiz? Gözümüzle göreceksek Tanrı'nın bir maddesi var mı? Hatta yani ta ilk mezhebin oluşması, çatışmasının olduğu yerde bile yani işte iki taraf, iki Müslüman taraf Muaviye tarafı ve işte Hazreti Ali Hasan Hüseyin vesaire tarafı birbirleriyle savaştığı zaman tarafta ölenler oluyor. Belki şimdi şu anda artık bayağı içi boşalmış bir dinde bunun önemi yok ama o zaman için ya ölenlerin bir kısmı ne olacak yani cehenneme mi gidecek bunlar? Biri kötü, biri haksızdı bunun. Haksız olan cehenneme gidecek veya haksız olan yenense o zaman katil olacak, büyük günah işlemiş olacak, yine cehenneme gidecek. Şimdi kim cehenneme gidecek tartışmaları var. Ebu Hanifi'nin yani Hanifilik imamının maruz kaldığı sorular bunlar. Yani şimdi iki tane büyük yapının iktidarda çatıştığını düşünün ve birileri gelip
hangimiz haklıyız hocam dediğini düşünün. Ve yani ne desen hapis veya ölüm var sonundaki Ebu Hanife'nin de sonu öyle oluyor. Dolayısıyla bu tartışmaların ve bu soruların cevaplanmasında işte Mutezile falan gibi gruplar çıkıp diyorlar ki ya biz acaba çok açık ve net olarak işte şu şekilde evleneceksin, şöyle yapacaksın denen ayetleri değil ama işte bu Tanrı'nın bedeni var mıdır bilmem ne falan kısmını insan aklına bıraksak mı? İnsanın aklında Allah yarattı ya falan gibi bir şey diyorlar. Ve bir süre bu geçerliğini koruyor. Daha sonra onların hepsi katlediliyor. Ama bir şüphe çıkmış oluyor artık da Aristo'nun çevirisiyle falan birlikte. İnsan aklı Tanrı'yla çelişiyor ise acaba Tanrı yok mu? Varsa insan aklı mı çok defektli falan. Bütün bu soruların içerisinde işte büyük İslam felsefecileri bu soruları cevaplamaya çalışıyor. İşte Farabi, İbn-i Sina ve en önemlisi İbn-i Rüşd. Bunlar şunu söyleyerek aşağı yukarı ana hatlarıyla çelişmez bu. İnsan aklı, yani akılla vahiy çelişmez. Çelişiyor ise onu uydurmak gerekir. Yani bir yanlış düşünce vardır. Biz onu uydururuz bu duruma. Peki ne oluyor bu sefer? O 1000 yıldır falan böyle. Yani orada akılla çelişmeyen illa bilim adamı gibi bir tanrı. Ve İslam akılla çelişmez. Dolayısıyla da bu şekilde ilerleyebiliriz diyen bir dinin içerisine biz de doğmuş oluyoruz. Böyle Ankara ekolleri vesaireler falan çıkıp böyle televizyonlarda sabaha kadar ya aslında orada cihat edin derken gidin herkesi kılıçtan geçirin demiyor. Cihatın kelime kökeni sarılmak demektir aslında. Barış yapın diyor falan gibi böyle zorlanıyorlar ya. İşte o ben bu üç büyük felsefecinin geleneğinden geliyor diyor. Tabii burada o tartışmalardan çok daha üst düzey tartışmaları yapabilen felsefeciler bunlar ama yine de yapmaya çalıştıkları şey bu akılla dini buluşturmak. Yani bugün artık ama Hubert Dreyfus, Charles Taylor gibi günümüzün bu konuyla ilgilenen büyük filozofları şunu bulmuş durumdalar. Akılın girdiği yerde din kalmaz. Akıl asit gibi eritir bu dini. Yani dolayısıyla Kierkegaard'ın dediği gibi dine inanmak biraz delilik olması gereken bir şey. İnandığın Tanrı'nın da biraz deli olması gerekiyor. Akıllı bir Tanrı, bilim adamı bir Tanrı olmaması gerekiyor. Ve o yüzden bugün din denen yerde bir kabuk, içi boş bir şey bütün dünyanın elinde kaldı. Hala işte bu çabayı farklı yerlerde görüyoruz. O içi boşalmış, her an çöküp yok olma ihtimali olan Tanrı'yı koruyabilmek. Onu koruyabilmek derken o peki bizim gerçek yaşamımızda mesela işte İslam'da, Hristiyanlık'ta hayatın anlamını doldurabiliyor mu? Birçok kişi için dolduramıyor. Yani dünyada zaten herhangi bir dinle bağlantısı olmayan deist, ateist, agnostik falan bunların toplamı neredeyse yavaş yavaş %50'lere geliyor vaziyette. Geri kalan inanıyorum diyen geleneksel inananların bir kısmı bu bir iki soruda ya aslında öyle gerçekten falan diyerek hemen çark etmeye hazır durumda. Bir kısmı bundan faydalandığı için belki işte bir papaz olup maaş aldığı için veya işte oy aldığı için vesaire falan buraya sarılmış durumda. Ve tabii yine de inanan, samimi inananlar da var ama onlar da bilimin her geçen gün bu rasyonel tanrıyı dövmesini izlemekte üzülüyorlar. Yani çağımız daki durum bu. Buradan nereye gider insanoğlu? Dediğim gibi işte onlar 21. yüzyılın büyük tartışmaları. Ama buradan IŞİD'e gitmeyecek yani orası kesin. Öyle bir dünya. Bütün dünya İslam olmuş. Haldır haldır cennete doğru gidiyor ve herkes işte
şey yap. Ama yani IŞİD'in de kendi içerisinde baktığın zaman yani o da öyle diyor. Yani peygamber böyle yaşıyordu. Ben de böyle yaşarım. Yani onların tanrısı biraz daha deli. Yani işte ama yani boş şeyler değil. Yine işte Dücane Cündoğlu'nun dediği güzel bir örnek vardı. Yani geyleri çıkartıp çatıya atıyorlar aşağıya. Ama halifeler ne yapardı? Onlar da böyle yapardı. Örnekleri var falan. Yani dolayısıyla IŞİD ya delirmiş bunlar falan diye geçilecek bir şey değil. İşte orada rasyonel ve deli tanrı falan meseleleri var ki işin içerisindeyken duygusal olarak da onları o kadar tartışmak kolay değil. Hocam aslında oldukça açıkladınız ama bu soruyu Hegel'in spirit kavramından yola çıkarak sormak istiyorum. Zeitgeist'i referans alırsak zamanın ruhu içinde Tanrı'nın varlığının da bir değişime uğradığını söyleyebilir miyiz? Evet. Zaten Hegel öyle bir güçlü bir argümanla geliyor ki yani ondan sonraki bütün felsefecileri etkiliyor. Yani Heidegger'e baktığınız zaman yani sanki büyük bir sıçrama görüyorsunuz gibi oluyor falan ama yani yok öyle değil. Her şey adım adım ilerliyor. Hiçbir insan birdenbire kendinden önceki hiç keşfedilmemiş bir dünyayı birden yaratmıyor. Dolayısıyla Heidegger'de Hegel var. Ve Hegel gerçekten insanı kendine cezbeden bir dinimsi bir felsefe ortaya koyuyor. Zaten kendisinin hayattaki düşüncelerinden bir tanesi Napolyon'un falan gelmesiyle birlikte işte o modernizm, ışıklı gelecekler, şunlar bunlar gelecek ya. Onların dini ne olacak? Yani eski dinlerin orada çalışmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla modern halk dini yaratma konusunda kafa yoran bir insan felsefesini daha oluşturmadan çok gençken. Yani şöyle biri düşünün. Avrupa'yı bir politik atmosfer sarmış. Ondan önce işte şimdi artık ta köklerini veba salgınında görebiliyoruz. Veba salgınında bayağı bir insan ölmüş Avrupa'da. Ve bu dinler ne yani o zaman? Bizler cennet tapusu alıyorlardı, %50'miz öldük falan diyerek dine karşı inanç sarsılmış. Papalar falan yozlaşmış durumda. Hemen ardından protestanlık kırılması yaşanıyor. Ya protestanlık diye kendimize yeni bir din yaratmaya gerek yok. Dinlerden kopalım gibi bir şey geliyor. Ve dinlerden kopuyorsak Descartes'le birlikte o zaman kral Tanrı'nın adamı değil demek ki. Tanrı'dan gücünü almıyor demek ki diyerek Jean-Jacques Rousseau'lar ve Fransız devrimi gelmiş. Bütün bu süreci gören Hegel, Fransız devriminin Avrupa'yı işgal ettiği bir sırada peki din ne olacak? Onu da ben yaratayım. Ona benzer bir şey yaratayım. Halkın ihtiyacını giderecek. Yani bugünkü soruya bir cevap arıyor gibi düşünün. Belki 300 yıl öncesinden. Ve bu cevabı şöyle bir şeye getiriyor. Evet, Geist var, ruh. Orada bir dini terminoloji seçiyor kutsal ruhtaki gibi. Ve bu Geist dediğimiz şey şimdi hemen kendisinden önce Kant var ve Kant cansız varlıklar, kendinde olan şeyler, göremeyeceğimiz şeyler var bunlarda. Bir de görebileceğimiz şeyler. Hegel diyor ki yani o zaman göremeyeceğimiz şeyler varsa bunlar zaten sabit değişmiyor. Peki 300 yıl önce Hristiyanlığın bu kadar dünyayı kapladığı bir dünyadan buraya geldiğimizde ne değişti? Dünya değişmedi, ağaçlar değişmedi. Kant'ın dediği kendinde olan şeyler değişmedi. Nomenler dünyası değişmedi. Değişen tek şey var, insanın bakışı. Demek ki evrenin ilerlediği yer insanın bakışından oluşuyor. O zaman şu maddeyi bu kadar önemsemeyi bırakalım. Bence diyor evren insanın bakışıdır. Şimdi bu tabii çok tatlı bir şekilde İbn Arabi'ye çok benziyor. Yani Tanrı bir inciydi, keşfedilmek istedi. Biraz daha vulgarize bir söylem biçimiyle yalnız başına canı sıkıldı. Kendi güzelliğini görmek istedi. Kendi güzelliğini görebilecek bir bilinç yaratmak üzere evreni başlattı. Bu bilinçten insan çıktı. Şimdi o insan evrene bakıyor. Evrende Tanrı'nın güzelliğini görüyor.
bir çeşit aynada kendine bakan Tanrı gibi bir şeydir evren, diyordu İbn Arabi. Şimdi orada Tanrı'yı kaldırdığımız zaman, Geist'i koyduğumuz zaman, yani var olan şey, yani insanın bakışıdır evren. Ve bu bakış peki bir yere mi ilerliyor, nasıl değişiyor? Değişmesi ilerleme yönünde mi? Hegel'e göre evet, değişmesi ilerleme yönünde. Nereye doğru ilerliyor? İşte absolute knowledge, mutlak bilgiye doğru ilerliyor. Yani evrenle yeniden bir olduğu noktaya doğru ilerliyor. Bu ilerlemede o zaman kendisi de bir çeşit peygamberimsi bir varlık oluyor. Ama peygamberleri de bu ilerlemenin dışına itmiyor. Yani onlar yanlıştı deme ihtiyacı kalmıyor orada. Yani çünkü onlar da o ilerlemenin bir parçasıydı. Her seferinde yeni dinler, yeni peygamberler, yeni bakış açıları geliyor. Değişen şey insanın bakışı. O zaman insanın bakışının ilerlediği yola da tarih adını veriyor. Tarihte ilerliyoruz. Onun bir snapshot'ını, bir anlığını aldığımız zaman da Zeitgeist'ı görmüş oluyoruz. Kendisi Jena'da üniversitede yarım kadroyla privat doçent olarak, yani ücretli ders saatli hoca olarak bayağı bir geçinme sıkıntılarıyla şey yaparken, Napolyon Almanya'yı da fethederek ordusuyla geçerken Jena'dan geçiyor ve gidiyor onu görmeye ve gelip arkadaşlarına işte böyle acayip etkilenmiş vaziyette, ben bugün Geist'i atının üzerinde Jena'ya girerken gördüm diyor. Yani onun için Geist böyle bedenlenebilen bir şey tarihin bazı özel anlarında. Ve dolayısıyla tarihin bu bazı özel anlarını gerçekten biz de hissettiğimiz zaman değişik bir şey hissediyoruz. Yani o hissettiğimiz şey Hegel'in bakış açısıyla Geist'in kendisi. Yani dolayısıyla Hegel'in zaten amacı öyle bir din yaratmaktı. Ve en uygun modern çağda halkla da kopuk olmayan en uygun dinin buna benzer bir şey olacağını düşünmüştü. Yani İbni Arabi'msi, hafif tasavvufumsu ama o dini motiflerden arındırılmış bir şey. Ki daha sonra Heidegger vesaire. Hayır, dünya ve madde dediğimiz şey o kadar boş bir şey değil. O insanı şekillendiriyor, insan onu şekillendiriyor. Karşılıklı bir şekillenme süreci içerisinde, belli bir zaman içerisinde var oluyoruz diyerek bir orta yol önerecek ki o orta yolda modernizmin önemli adım, sonunun gelişinin önemli adımlarından biri, postmodernizmin başlangıcının önemli adımlarından biri olacak. Bir de böyle işte dediğim gibi Foucault gibi, Deleuze gibi, Judith Butler gibi post yapısalcılar var. Onlar da en azından bu sistemin içerisinde insanoğlunun nasıl konumlanması gerektiği ile ilgili farklı görüşler yine ortaya sürüyorlar. Teşekkür ederiz hocam. Ben size şey sormak istiyorum. Yani Hristiyanlığın genel olarak ete bürünen insani bir tanrının insani bir forma kavuşmasından kaynaklı çöktüğünü, İslam'ın ise daha rasyonel bir din olduğunu söylediniz. Peki şu anda Türkiye'deki bu güncel rasyonelite çatışmaları nasıl ilerliyor? Yani şu anda Türkiye'deki güncel durum nedir bu bağlamda? İşte Türkiye'deki güncel durum 1000 yıl evvelki felsefi durumun neredeyse orada. Yani insan aklıyla şey çelişmez. Vahiy çelişmez. Yani nedir o zaman? Yani o zaman demek ki işte kadını dövebilirsiniz diyorsa, orada baktığın zaman burada bir vahide bir yanlışlık var, benim aklıma uymuyor deme. Orada bir kelimelere bak, bir şeyler yap, yorumlar yapmaya çalış. Yani mutlaka bir yoluna uydurursun. Bunun vardır bir açıklaması. Çelişmemesi lazım. Öyle olmaması lazım. Gibi bir tartışma var. Bu
tartışmadan çıkış yolu yok. 1000 yıldır çıkılamadı. Yani çelişir, çelişiyor. Dolayısıyla burada belki hani felsefi açıdan tek gerçek öneri Ducani Cündoğlu tarafından yapılan öneriydi. O da şunu diyordu. Ya gelin biz Mutezile'yi tersine çevirelim. Yani eğer ki orada dövebilirsiniz diyorsa ve bu modern hukuk var. Yani aklın getirdiği modern hukuku uygulayalım orada. Hayır, dövemezsin diye. Ama işte sağ ve sol omuzumuzda melekler vardır, yazılar yazar dendiği zaman da oraya da aklı sokmayalım. Yani oraya da delice bir şey olsa da inanan inansın. İnanmalı, böyle şeyler olmalı. Dinin içerisinde böyle işte Dostoyevski'nin büyük Engizisyoncusunda dediği gibi mucizeler, uçuşan melekler bir şeyler falan olmalı yani zaten. Dolayısıyla oraya karışmayalım. Yani kimse kimseye sen işte şöyle yaşayacaksın, hukuken de böyle yapacaksın diye hukuk kısmında, akıl kısmında dayatmamalı. Akıl kısmını ön plana çıkaranlar da ya sen işte omuzlarda melekler mi olduğuna inanıyorsun, aptal mısın oğlum falan dememeli. Böyle bir karşılıklı denge içerisinde ilerlemeli. Yani bu 1000 yıllık meseleye 1000 yıllık İslam felsefesi tartışmasına yeni bir soluk aslında. Dolayısıyla bu yer buluyor mu? Karşılık buluyor mu peki? Evet, yani buradan çıkış yolu olur. Buradan çıkamazsak zaten bu akıl asit gibi eritir bu İslam'ı da, bu dini de, her şeyi de. Bakmayın şu anda yükselişte olduğuna vesaireye. Dediğim gibi bu sizin ömrünüzü kapsayabilir, bizim ömrümüzü kapsayabilir ama uzun vadede gidişatın ne olduğu çok açık görünüyor yani. Bu şekilde ayakta duramaz herhangi bir. Bu çözüme insanlar tepki gösteriyor. Yok, hayır. Hatta geçenlerde televizyona çıkmış, YouTube'a çıkmıştı. Artık televizyonlara da çağrılmadığını söylüyordu. Hiç kimsenin de böyle bir öneriden de haberi yok. Ne söylendiğinden de haberi yok. Böyle bir önerinin öneminden de haberi yok. Tıpkı işte orta çağdaki felsefecilerin en büyüklerinden biri olan İbn Rüşd'ün batılı birkaç felsefeci şey arasında tanınıp ama İslam coğrafyasında kimsenin haberinin olmayışı gibi bu çözümden de bu çözüme doğru da gidilmeyeceği görülüyor. Peki o zaman ne olacak dendiği zaman, o zaman işte Hegel'in dediğimiz tarih nehri akacak. Her şey olacağına varacak. Ne olacağını göreceğiz. Şu an Türkiye'deki tartışma yani bu şekilde ilerliyor diyebiliriz. Yani Türkiye'ye o batının rasyonalitesinin şiddetli dalgası vurduktan sonra, ki ne zamandır diyelim bu, 1850'lerden itibaren vurduktan sonra belli bir noktaya geldi Türkiye. Şu anda onun antitezini görüyoruz. Karşıt görüş, o rasyonalitenin karşıt görüşü yükselmiş gibi görüyoruz. Ama aslında bu bir yanılgı. Yani hala orada bilimsel tanrı var. Bugün var olan siyasal İslam dediğimiz İslam'ın ortaya sürdüğü din ve tanrı biçiminin son derece rasyonel olduğunu söyleyebiliriz.